Sevgili seyirciler, Ankara Podyum Alışveriş Merkezi Acil Sağlık Haftası nedeniyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
beginnings. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Sevgili seyirciler, bu hafta acil sağlık hizmet haftası. Bizler de Ankara Podyum'da Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak farklı kuruluşların yaptığı programlarda buradayız. Yanımızda UMKE'den arkadaşlar var. Günlük hayatta hep karşılaştığımız konular bunlar. Acil sağlık önemli. Hepinizi acil sağlığı önemsemeye davet ediyorum.
Ya buradaki aletlerimiz kendi işte afet koşullarında kendi personel zarar görmesinde kasklarımız var. Bu bizim acil müdahale çantamız UMKE'nin. 5 kişilik bir time, 5 kişilik bir time bu çanta verilir. Yaklaşık yani 15-20 tane yaralının ya da 10-15 tane durumuna göre hastanın müdahalesini sağlayabiliyoruz bu çantalarla. Burada da transport sedyemiz var. Bu hava naklinde helikopterden hasta indirmede ya da çıkarmaya ya da bir kayalıklardan yüksekten aşağı, yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı hasta naklinde kullanılabilen bir hava transport sedyesi dediğimiz. Aynı zamanda altına kızak aparatları takılıp karda da kullanılabilen, ikiye bölünüp böyle kollukları sayesinde sırt çantası şeklinde iki personelin de rahatlıkla taşıyabileceği bir çanta. Her türlü imkanımız var değil mi? Yani şu anda her türlü imkanımız var. Yani uluslararası alanda kıyasladığımızda her türlü imkana sahip. Hemen hemen onlarla eşit imkanlara sahibiz diyebilirim. Yani ağır iklim sahra hastane setlerimiz var bizim. Herhangi bir afet durumunda yani eksi 40 dereceye kadar dayanıklı sahra hastaneleri, tam donanımlı sahra hastaneleri kurabiliyoruz. Yani iç ameliyathanesi, yoğun bakımı, acil servisi olsun. Tam teşekküllü bir hastane, yaklaşık 70-80 yataklı, 2 günde kurabildiğimiz hastaneler, sahra hastanelerimiz elimizde var şu anda mevcut. Yani sağlık kuruluşları Avrupa'yla eşdeğerde imkana sahip. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta bazı yönlerde artılarımız da var. Burada 112'nin tanıtım haftası olduğu için ilk yardımın da önemine vurgu yapmak için böyle bir stand oluşturduk.
İsteyen vatandaşlarımıza ilk yardım kalp masajı nasıl yapılır, o konuda kısacık bilgiler veriyoruz. Bir şahıs varsa, yerde yatan birisi diyelim buna, önce çevre güvenliğini sağlamak lazım. Eğer güvenliği tehdit eden bir durum söz konusuysa kesinlikle kişiye müdahale edilmez. Önce kendi güvenliğini kişi güvence altına alacak, daha sonra birine müdahale edecek. Çünkü kendi canımızdan daha kıymetli bir şey yok. Daha sonra güvenliği tehdit eden bir durum olmadığına karar verdiğimizde hastanın omuzlarına dokunarak nasılsın diye soruyoruz. Bilinç kontrolü yapıyoruz. Yani uykuda mı, yoksa baygın mı, komada mı, bunu tespit etmek için omuzlarına dokunuyoruz. Bilinç kontrolünde eğer bir yanıt alamazsak hastanın bilincinin kapalı olduğuna karar veriyoruz ve çevrede gördüğümüz herhangi birine 112'yi araması konusunda direktif veriyoruz. Mesela siyah montlu sen 112'yi ara gibi birine hedef gösteriyoruz. Daha sonrasında hastanın başına hiç oynatmadan ağız içerisine bakıp ağız içerisinde herhangi bir yabancı cisim olup olmadığına bakıyoruz. Yabancı cisim varsa uygun bir teknikle çıkarıyoruz. Yoksa parmağımızı ağız içerisine sokup kör dalış dediğimiz uygulamayı kesinlikle yapmıyoruz. Daha sonra hastanın başını hafifçe geriye alarak çenesini yere 90 derece açı yapacak şekilde, dik açı yapacak şekilde kaldırıyoruz. Ve eğilip bak, dinle, hisset dediğimiz bir üçlemeyle bir 10 saniye hastayı dinleyeceğiz. Bu 10 saniye dinleme, ağzından çıkan soluğu yanağımla hissetmeye çalışıyorum. Soluğun sesini kulağımla duymaya çalışıyorum. Ve elimle göğsün kalkıp indiğini, gözümle ve elimle göğsün kalkıp indiğini tespit ediyorum. Şu şekilde yapılıyor. Saniye boyunca dinliyorum. Eğer hastada herhangi bir solunum ibaresi yoksa hastana, ya yetişkin hastada önce kalp masajıyla başlıyorum. Eğer ortamda hiç kimse yoksa, olay yerinde hasta ve ben yalnızsam, o zaman 112'ye hastayı bırakıp kendim arıyorum. Bu noktada, yani solunumun olmadığına karar verdiğim zaman 112'yi kendim arıyorum. Bilinci yokken birini aratmıştım çünkü. Sonrasında hastaya masaj yapacağımız göğüs kemiği dediğimiz, iman tahtası dediğimiz kemiğin üst ucunu buluyoruz, alt ucunu buluyoruz ve 1/2 alt yarısına elimizin topuğunu yerleştiriyoruz. Diğer elimizi üzerine kenetliyoruz ve tam dik pozisyona gelip kollarımızı hiç kırmadan dakikada 100 basıya ulaşacak şekilde bir masaj yapıyoruz. Şu şekilde 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. 30 bası yaptıktan sonra hastanın yine başını hafifçe kaldırarak, burun kanatlarını sıkarak ağzına 2 kez kurtarıcı soluk veriyoruz. Göğüs kafesini bir miktar kabartacak kadar. 2 soluktan sonra tekrar yine aynı şekilde masaja devam ediyoruz. Göğüs kafesini 1/3 oranı, yani 3'e bölüp gözümüzle 3'e bölsek mesela, 1 oranında, 3'te 1 oranında çökertmemiz lazım. Bu da yaklaşık 5 santim gibi bir ölçü çıkarıyor ortaya. İşleme ne kadar süre devam ediyoruz? 112 ekibi gelene kadar, hastayı bizden teslim alana kadar yani. Hasta hayat belirtileri gösterene kadar ya da biz yorgun düşüp bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Sayısı yok yani. Sayısı yok, evet. Peki. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ne iş yapar? Acil durumlarda yardımlara, hastalara yardım eder. Nereden biliyorsun bunları sen? Çünkü acil durum. Sen acil nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Ama yardım edecek 112'yi biliyorsun. Evet. Adın ne? Anıl Efe Balcı. Maşallah. Büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen olacağım. Öğretmen olacağım. Çocukları mı okutacaksın? Evet. Aferin. Acil sağlık hizmetleri konusunda ne söyleyeceksin bize? Boş yere aramamalıyız. Nereyi? 112'yi. 112'yi boş yere aramamalıyız. Küçük olaylarda aramamalıyız. Neden aramamalıyız? Yoksa boş yere meşgul etmiş oluruz. Ve başka bir durumda başka bir olaya yetişemeyebilirler. Podyum Alışveriş Merkezi'nde acil sağlık hizmetleri tanıtım günündeyiz. Efendim, haftayla ilgili biraz bilgi verir misiniz?
Tabii ki 1-5 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle burada bulunmaktayız. 7 gün 24 saat hastane öncesi acil sağlık hizmeti veren büyük bir aileyiz. Böyle bir haftada da personellerimizle birlikte vatandaşımıza hem kendimizi tanıtma hem kendimizi anlatma hem de onlarla kaynaşmak için büyük bir fırsat bizim için. Onun için burada bulunmaktayız. Bizi izleyenlere bu konudaki tavsiyeleriniz nelerdir? Mesajınız ne olacak efendim? Kamu spotlarında da zaten sürekli döndüğü gibi en çok muzdarip olduğumuz şey gereksiz çağrılar. 112 acil sağlık hizmetlerinin gereksiz yere meşgul edilmesi. Lütfen gereksiz yere meşgul ederek ihtiyacı olan insanlara bu hizmete ulaşmasında gecikme yaşanmasına engel olalım. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca böyle bir haftada bize destek olduğu için Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüze ve bizi misafir eden Podyum Alışveriş Merkezimize çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Efendim, 112 acili gereksiz yere aramayın. Buradan verilen önemli mesaj bu. Ambulansa yol ver, yaşama yol ver. Ankara 112. Yurt geneline en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren acil sağlık hizmetleri, il merkezlerindeki komuta kontrol merkezine bağlı olarak çalışan, tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistemdir. 112 acil nedir? 17 ambulans helikopter ile 18 binden fazla hastaya ulaşan, 293 karpeletli ambulans ile kark işlemeden hizmet veren, 3 uçak ambulans ile yurt içinde ve yurt dışında 6 binden fazla hastanın yardımına koşan, hayat kurtarmak için 6 deniz ambulansı ile denizleri aşan, 60'ın üzerinde motosiklet ambulans ile trafikten etkilenmeden vakalara en hızlı şekilde ulaşan, 3800'ün üzerinde 112 ambulansı ile yurt çapında herkesin yardımına koşan, büyük bir ekibiz. Sarılacak yara neredeyse biz oradayız. 112 acil sağlık hizmetlerinin temel amacı vatandaşlarımıza günün 24 saatinde 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak ve onları en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır. Hastanın durumu, iklim koşulları, coğrafi koşullar ve trafik etkenlerini değerlendirerek hareket eden 112 acil sistemi, vakaya en uygun ambulansı yönlendirerek kentsel ve kırsal alanda %100 erişimle hizmet vermektedir. Ülke genelinde 2165'e varan yaygın istasyon ağ ve profesyonel ekipleriyle acil çağrılara kentlerde ilk 10 dakikada, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşma oranı %90'ın üzerine çıkarılmıştır. Bakanlık bünyesinde kurulan merkezde 24 saat online takip yapılmakta, dijital sistemle illerden gelen çağrılar dijital haritalar üzerinde izlenebilmektedir. 112 acil sağlık hizmetleri, hastaya ulaşımı ve hasta naklini en hızlı şekilde sağlamak üzere hava, kara ve deniz ambulanslarıyla 2014 yılı 9 aylık süre içinde 3.117.940 hastaya tahliye ve sağlık hizmeti sunmuştur. Tüm yurtta özveri ve aşkla her koşulda 24 saat hizmet veren 112 acil sağlık çalışanları ne gibi sorunlarla karşılaşmaktadır? Sirenle birlikte yol almaya çalışıyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Küfür duyabiliyoruz, inatla yol vermemeye çalışanlar oluyor. Hani peşimize takılanlar oluyor. Özellikle ambulansı yakın takip edip hani yol açtığımız için peşimizden gelmek istiyorlar. Telefonla konuşan insanların algıları kapanıyor, ambulans sirenini dahi duymuyorlar. Bazı yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçlar için güvenlik şeridi olmaması, sürücülerin ambulansa yol verme konusunda duyarsız davranmaları, yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler, ambulansların vakalara zamanında ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle ambulansa yol verme konusunda özensiz davranışın artık bir yaptırımı olacak. Ambulansa yol vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber ambulansa kırmızı ışıkta yol veren duyarlı vatandaşlarımıza cezai yaptırım uygulanmamaktadır. 112 çağrı merkezlerinin karşılaştığı sorunlar nelerdir? İşte nereden arıyorsun sorduğumuzda evden arıyoruz, İşte sağ odadan arıyoruz şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Hasta yakınının bizlere kişinin o anki durumu,
kronik hastalıkları, kullandığı ilaçlar, yaşı ve cinsiyeti gibi bilgilerinin doğru olarak vermesi gerekiyor. Hayati tehlike oluştuğunda aranması gereken 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesi, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan gerçek hasta ve vakalara ulaşmakta bazen geç kalınmasına sebep olmaktadır. Burası İstanbul Avrupa 112 Komuta Merkezi. Buraya gelen çağrıların %95'i maalesef ki asılsız ihbarlar. Günde 4000 çağrı alıyoruz. Bunların sadece 30 tanesi gerçek vakadır. Ankara 112'ye günde ortalama 17.000 çağrı düşmektedir. Bu çağrıların sadece 1000 tanesi gerçek vakalardan oluşmaktadır. Telefoncularımız maalesef telefonları denemek için telefonlarla arıyorlar 112'yi. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol amacıyla arıyorlar. Ulus'ta bir vatandaşın parmağı kopmuş. Adamın yanına geldiğimde parmağım kopmadı dedi ama çok kötü yaralandı dedi. Parmağın, orta parmağın tam eklem üzerinde bir nokta büyüklüğünde hiç kanamayan bir yara. Olay yerine gittiğimizde komşusuna hava atmak için bile çağıranları görüyoruz. Hasta yakınları veya hastalar 112 aradıkları zaman bizi bekletiyorsunuz. Birkaç dakikadır telefonunuzu arıyorum, düşüremiyorum, hani niye cevap vermiyorsunuz diye genelde bize tepki gösteriyorlar. Aslında tepki göstermesi gereken kişi biz değiliz. Kendi halk, belki komşusu, belki de kendi çocuğu bu şekilde yaptığı için onlar ulaşamıyor telefonlarına. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz aranması halinde Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Yönetmeliğine göre idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Hayata artık veda etmiş olan bir insan için, solunum kalbi durmuş olan bir insana hani gerekli müdahaleni yapıyorsun ve cevap alıyorsan ki bizim başımıza çokça geliyor. Özellikle bir nöbetimde 3 tane peş peşe yaşama dönen insan olmuştu. Hani bu kesinlikle her şeye yetiyor, unutuyorsun. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Türkiye'nin her yerinde 7 gün 24 saat esasıyla sizin için canla başla çalışmaktadır. Bu hayati mücadelemizde en büyük yardımı trafikte ambulansa yol vererek ve 112 acil çağrı merkezini gereksiz meşgul etmeyerek sağlayabilirsiniz. Yaşama yol ver.